Merhaba arkadaşlar, Zehra'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım. İyisinizdir inşallah. Rabbim işlerimizi bereketli eylesin dostlarım. Arkadaşlar, masamda görüldüğü gibi bugünkü modelimizi, videomuzu bu model üzerine çekeceğiz. Şöyle güzelceme bir hazırlık yaptım. Şöyle de bakın, birazcık da gerdirdik. Hazırlık yaptım ama ütü yapmadım, doğrusunu söyleyeyim arkadaşlar. Ama yaptığım bütün işleri, örgü işlerini ütülediğimi de zaman zaman videolarımda söylüyorum. Ama tabii ki bu modele ütü yapmadım. Bakın şu şekilde birazcık da gerdirildiği zaman çok güzel duran, hoş, şık, kolay, kullanışlı bir model. İki sıradan oluşuyor arkadaşlar modelimiz. Çok basit, çok çok kolay gerçekten. Arka kısmı burası. Yani zincir çekmesini bilen herkesin yapabileceği bir model arkadaşlar. Nerelerde kullanılır diye düşünürseniz örgü adına yapacağınız her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar modelimizi. Bebek kıyafetlerinden büyüklere kadar herkesin çeyizlik yelekler, günlük yelekler, etol şallar, bebek battaniyeleri. Yazdık güzel böyle bir bebek battaniyesi ve yakışıklık istiyorsanız altına da astar geçirerek bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Pusetlerin üzerine örtü olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani pusetlerin üzerine bebek battaniyeleri de kullanılıyor hani biliyoruz. Onların üzerine de incecik bir örtü şeklinde de yapabilirsiniz. Benim ipim sarı bir ip. Şimdi sarı ipimle modelimi anlatmaya çalışacağım sizlere. Bu arada kanalıma abone olmayı da inşallah kanalıma abone olmayı tercih ederseniz de sevinirim dostlarım. Tamamen zincir üzerine başladım modelimi. Sizler dilerseniz trabzan üzerine de yapabilirsiniz. Benim gibi sadece zincir üzerine de başlayabilirsiniz. Bakın zincirimi çektim, modelimi kurdum. Şunu da söyleyeyim, şu kenarda yaptığım trabzanların sayısı tamamen sizin tercihinize kalsın. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan yapmışım. Bu trabzan 3 de olabilir, 2 de olabilir, 6 da olabilir, 7 de olabilir. Tamamen tercih meselesi arkadaşlar. Örgümü kenara bırakayım. Modelime geçeyim. Yapımı için öncelikle alt zemine zincirimizi çekiyoruz. Çok sık olmasın, çok gevşek olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde bir miktar zincirimi çekip döneceğim. Arkadaşlar bir miktar zincirimi çektim. Bunu mesela 1, 2, 3, 4 model üzerine kurmuşum. Ama elimdekini çok o kadar büyük yapmayacağım. Zaten nasıl olduğu görülüyor. Sadece yapım aşamasını anlatmak için küçük bir zincir çektim. Zincirimin üzerine yettiği kadar modelimi kuracağım. Kenarlara bakın, burada 5'er tane trabzan bırakmıştım. Buraların trabzanlarında 3'er tane bırakarak modelimi yapacağım arkadaşlar. Zincirlerimi çektim. Şimdi buradan dönüş yaparak modelimize başlayalım. Tığımı doluyorum. Son çektiğim zincirden sayarak 1, 2, 3, 4, 5. zincirin gözüne girip buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Tığımı doluyorum. Bir yandaki göze girip bir trabzan da oraya yapıyorum. 3 tane trabzanımız oluştu. Çünkü kenardaki zinciri de trabzandan saydım. 1, 2, 3 trabzanım oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. Alttan sayıyorum. Bakın. Şuradan modelimizin zincirden sonraki sırası buradan devam ediyor. Kenarda ben burada 5 trabzan, burada 3 trabzan yaptım. Şuradaki arkadaşlar alt kısmında oluşan şuradaki yuvaları yapacağız şimdi. 5 zincirimi çektim. 1, 2, 3 göz atlıyorum. 4. göze şu şekilde sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 göz atlıyorum. 4. göze sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 göz atlayıp 4. göze sabitliyorum. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Modelimizin bu ilk kurulum aşamasında şu şekilde 1, 2, 3 diye saydığımızda buradaki boş halkalarımızın tek rakam olmasına dikkat edeceğiz. Yani 1, 2, 3 olabilir.
4 olmaz, 5 olabilir, 6 olmaz, 7 olabilir. Yani tek rakam üzerine kuracağız. Çift rakamlı olmayacak şuradaki yaptığımız yuvalar. Buna dikkat edelim bu modelde. Şimdi 1, 2, 3 tane halkam oldu benim. 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 göz atlayıp dördüncüye tekrar batıyorum. Dördüncü halkamı da yaptım. Ben dediğim gibi çok büyük bir şey yapmayacağım. Bunun için kaç halkam yeterli? Ben hemen şimdi başlangıcımı yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim için yeterli olan burada dediğim gibi 1, 2, 3, 4 motif üzerine kurmuştum. Elimdekini 3 motif üzerine kuracağım arkadaşlar. 3 motiflik içinde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boşluğumu yaptım. Yuvalarını yaptım yani. Yuvalarını bitirdikten sonra kenardaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hatta şunu şuradan alacağım. 7. yuvayı yaparken de arkadaşlar 5 zincirimizi çektikten sonra tığımızı doluyoruz. 1, 2, 3 göz atlayıp 4. göze batıp aynen şurada yaptığımız gibi üçlü trabzanla buraya da üçlü 3 tane trabzan yaparak bitireceğim. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. gözümü de şuraya yaptım bakın. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Hemen yana da bir trabzan daha yapıyorum. Ve yan tarafa 3. trabzanımı da yapıp bu şekilde bakın. Yuvalarımı oluşturdum. Şimdi döneceğim. Üzerlerinin şuradaki trabzanlarını yapmak için bakın. Şu ikinci sıraya geçeceğim. Aynen burada olduğu gibi. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekelim, dönelim. Dibine değil bir yandakine batarak yan yana trabzanlarımızı yapıyoruz. Şu kısmı yaptım arkadaşlar. Şu ikinci sıradaki şu kısmı yaptım. Şimdi şuradaki kısmı yapacağım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa bakın. Tığımın üzeri boş. Şuradaki boşluğa girip sık iğneyle bunu buraya sabitliyorum. Ve burada 1, 2 defa doluyorum tığımı arkadaşlar. Şu boşluğun içine batıyorum. Yuvanın içine. Buraya şimdi 7 tane şuradaki 7 tane trabzanımı yapacağım. Trabzanlarımı yaparken tığımı 2 defa doladım. Bakın. Araya bir zincir çekip tığımı 2 defa doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4 sefer de çıkarıyorum. Bir zincir tığımı 2 defa dolayıp 1, 2, 3, 4 sefer de çıkarıyorum. Bir zincir 2 doluyorum. Kaç tane oldu? Bakın 1, 2, 3, 4. yaptım. Bir zincirimi çekeyim. Bu da 5. Bir zincir, bu da altıncı. Bir zincir ve bu sonuncu. Son trabzanımı da bu şekilde yaptıktan sonra bakın. Hiç zincir çekmeden direkt şu yandaki kısma geçiyorum arkadaşlar. Bunu buraya sık iğneyle sabitliyorum. Hiç zincir çekmeden tekrar 2 defa doluyorum. Tığımı hemen yandaki boşluğa geçip oraya da aynen 7 tane trabzanımı yapacağım. Şurada sadece zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şu kenardaki trabzandan geçiş yaptığımızda şuradaki boşluğa batarken, şuradaki yuvaya batarken arada 3 zincir çektim. Diğer kısımlarda yani bakın şöyle göstereyim. Şuradaki trabzandan geçişte kenar trabzanlarından zincirimiz var ama diğer şu ara kısımlarda hiç zincirimiz yok. Bakın arkadaşlar. Şu aralarda hiç zincirimiz yok. Geçişlerde. İlk trabzanımı yaptım. Bir zincir, tığımı doluyorum aynı yere. İkinci trabzan, bir zincir, iki doladım. Üçüncü trabzan, bir zincir, iki doluyorum. Dördüncü trabzan, bir zincir, iki dola. Beşinci trabzan, bir zincir, iki dola. Altıncı
trabzan, bir zincir, 2 dola son trabzan. Hiç zincir çekmeden dediğim gibi şu boşluk yuvaya batıp sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 2 doluyorum. Şuradaki boş yuvaya girip oraya tekrar trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 2 doluyorum. 4 seferde çıkıyorum. Bir zincirle arasını yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü. 5, 6, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6.yı yaptım. Bu da 7. ve sonuncu. Şimdi buradan şuraya direkt hiç zincir çekmeden batıyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz ama buradan köşeye geçerken 1, ipimin katı 1, 2, 3 zincir çekerek tığımızı doluyoruz. Bu kenarlardaki trabzanları tığımızı bir defa dolayarak yapıyoruz. Şu kısımlarda sadece şu yuvalardaki yaptıklarımızda tığımızı iki defa doluyoruz. Ama kenarlardaki trabzanlarımızı bir defa doluyoruz. Bakın. Bir defa dolayıp 3 seferde çıkarıyoruz trabzanlarımızı. Şöyle. Bakın arkadaşlar, sarı iple de bir ayrı güzel durdu. Modelimiz tamamlandı ama tabii ki ikinci, üçüncü modeller yapıldığı zaman daha güzel kendisini gösterecek. Hemen şimdi buradan ne yapıyoruz? Dönüş yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirle döndüm. Eliniz sıkıysa 5 dönün. Eliniz benim gibi ise belki 3 zincirle de dönebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen elinizin ayarına göre yapın zincirlerini. Döndüm trabzanlarımın üzerlerine trabzanlarını yapıyorum. Bakın. Bir modelimizi bitirdik arkadaşlar. Şu ikinci modelimizin şu altta görülen, şurada görülen yuvalarını yapmak için şimdi tekrar ilk baştaki gibi zincirli kısımlarını, şu alttaki gibi zincirli kısımlarını yapacağız. Kenarını yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geliyorum arkadaşlar. 5 zincirimi çektikten sonra tığımın üzerine dolamıyorum ipimi. 1, 2, şu 3. yuvaya sık iğneyle batıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2 göz atlıyorum. 3. göze sık iğneyle batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geçiyorum karşı tarafa. Şöyle göstereyim. Şu aradan başlıyorum saymaya. 1, 2 göz atlıyorum. Üçüncüye sık iğne. 5 zincirimi buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2 göz atlıyorum. Üçüncü göze sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geçiyorum son gruba. Burayı değil, burayı değil. Buna yapıyorum. Sık iğneyle batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2 göz atlayıp 3.ye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımı doluyorum. Geçiyorum. Kenardaki 3 tane trabzanımın üzerine trabzanlarımı yapıp köşemi dönüp geleceğim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde yuvalarını oluşturduk. Şimdi oraları dolduracağız. Evet, köşeden döndüm. Döndükten sonra hemen ne yapıyorduk? Bakın şurada bir 3 zincirimiz var. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şuradaki boşluğa batıp sık iğneyle bunu buraya sabitliyorum. Hiç zincir çekmeden tığımın üzerine 1, 2 defa dolayıp geçiyorum şu kısma. Bu kısımdaki 1, 2, 3, 4 seferde çıkardığımız trabzanları yapmaya başlıyoruz. Bir tane yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Tığımı 2 defa doluyorum. Aynı yere batıp İkinci trabzanımı da yapıyorum. Aynen modelimizin burada yaptığımız gibi burayı devam edeceğiz. Modelimiz dediğim gibi çok kolay, çok çabuk ilerleyen ama ilerleyip bittiği zaman da şık duran bir model arkadaşlar. Bu şekilde devam edip gidiyor. Bakın 1, 2, 3, 4.'yü yaptım. 5. Araya bir zincir.
altıncı bir zincir ve sonuncu. İç zincir çekmeden şu ortadaki boşluğa batıp sık iğne ile sabitliyoruz. İç zincir çekmeden tekrar iki dolayıp yan taraftaki yuvaya girip trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yani sürekli kendini bu şekilde tekrarlayarak ilerleyip giden bir model. Birkaç sıra yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar, 3 sıra modelimi yaptım. Gerçekten sarıyla da çok çok güzel durdu. Şöyle yakından bir daha göstereyim. Belki yakından bakmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Modelim gerçekten kolay. 2 sıradan oluştuğunu söylemiştim zaten arkadaşlar. 2 sıralık bir modeldi. Bittiği zaman da bu kadar da güzel duruyor modelimiz. Birazcık şöyle. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Eğer anlayamadığınız yer olursa yorumlarda ifade ederseniz yardımcı olurum dostlarım. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, selametle kalalım. Hoşça kalın.